Yedi Satak'tan herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Uzun bir zamandır gündeme dair video çekmemiştik. Ki malum bu aralar gündemimiz COVID-19, korona ya da Çin virüsü artık nasıl adlandırırsanız. Onlarla pek meşgul. Genellikle bizim ülkemizdeki bu meşguliyet dedeleri parklardan nasıl engelleriz? Onların parklara sokağa çıkmasını nasıl engelleriz? İnsanların işte yol kenarlarında, pikniklerde, sahillerde gezmelerini, sokakta bulunmalarını nasıl engelleriz üzerine geçerken Fransa'dan güzel bir haber gelmiş olarak adlandırabiliriz. Bundan 2 gün öncesinde bir antivirüs dergisinde COVID-19'e yapılan bir uygulamanın, bir tedavinin sonuçları paylaşılmış. Sonuçlarda yarı yarıya başarı elde edilmiş ve onunla ilgili bir makale var ve biz bu makaleyi şimdi burada okuyalım. Hem COVID-19'in tedavisi noktasında neler yapılabilirmiş onu görelim. En azından ülkemizdeki bu korku dolu sürecin bir şekilde sonlanabileceğine dair bir umutla sizlere ışık olmak isteriz. Aynı zamanda da YDS, YÖKDİL, YDT, TOEFL, IELTS gibi artık hangi sınavlara çalıştığınızın bir önemi yok. Onlar için de hem İngilizcemizi geliştirelim hem vokabimizi geliştirelim istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Makalemiz normalde 24 sayfa. Hepsini tutup da çevirme şansımız yok. Özet kısmını ve önemli detay kısmını çevirelim ve buradaki bizim için önemli noktalara şöyle birazcık parmak basalım istiyoruz. Şöyle hidroksiklorin diye bir maddeden bahsediliyor ve azitromisin diye bir maddeden bahsediyor. Bunların neler olduğunu madde olarak ben bilmiyorum. İşte artık doktorlar ya da eczacılar bunların ne olduğunu biliyorlardır. Sizler de merak ediyorsanız Google'a yazabilir, araştırabilirsiniz. COVID-19'in tedavisi olarak bu iki madde kullanılmış hocam. Hidroksiklorin ve azitromisin şeklinde iki madde kullanılmış. Doğru telaffuz etmişimdir umarım. Sonuçta çok karmaşık bir şey. Daha önce de kullandım mı, gördüm mü, duydum mu bilmiyorum. Evet. Ve ne kullanılmış hocam? Bir open. Bakın şurasındaki güzel bir detay var. En azından akademisyenlik ve akademik camiye düşünenler için an open label non-randomized clinical trial diye. Open label dediğimiz normalde ilaçlarda placebo efeyi engellemek için ne yapılar? A grubu B grubu oluştururlar ve A grubuna ilaç ver ya da işte B grubuna ilaç verdikleri zaman A grubuna da su veriyorlar, işte artık tuzlu su veriyorlar. A grubuna su veriyorlar, B grubuna ilaç veriyorlar ama kim hangi grupta olduğunu bilmiyor. Kim gerçek ilacı alıyor, kim placebo, yani ilacı olmayan maddeyi aldığını bilmezler. Ve bu şekilde placebo efendinin önüne geçmeye çalışılır ve tedavi ya da ilacın güvenilirliğine etkisini ortadan kaldırırlar. Yani %100 en azından ne yapar? Bir güvenilir sonucu verebilir nispeten. Tabi diğer faktörler de var. Ama burada öyle bir şey kullanılmamış. Open label kullanılmış. Yani blind kullanılmamış. Biz ona blind diyoruz. Blind, kör anlamında kullanılıyor. Burası open label. Yani hastalar neyi aldığını biliyor. Yani placebo efekt gösterebilen gösterir. O mantıkla randomize rastgele bir durum yok. Yani gelene ilacı vermişler. Clinic trial zaten klinik deney anlamında kullanılacak. Experiment dediğimiz deney anlamında. Experiment, deney anlamında kullandığımız bir ifadeydi. Clinic trial, klinik deney şeklinde kullanacağız. Treatment da bizim için cure, recover'dı. Unutmayalım. Cure, recover. Tedavi etmek anlamlarındaki kullandığımız kelimeler. Result'ımız da sonuç. Şimdi burada işi yapan kişiler var. Bunlarla pek işimiz yok. Şöyle özet kısmına bakalım. Abstract'ta bizde neler vermişler? Neler bahsetmişler? Evet, özet kısmında bir background geçmişler. İşte klorik ve hidroksiklorik. Artık ikisini birden kullanmışlar. Bu ikisinin COVID-19, Çin COVID-19, Çinli COVID-19 hastalarında etkili olduğu raporlanmış ve SARS-CoV-2 üzerinde de etkisi bulunmaktaymış. Gördüğünüz gibi pasif yapılardan sonra bir infinitif ve infinitivin uygun kullanımını burada görmüş olduk. We evaluate the role of hidroksiklorin ve nerede kullanacakmış hocam? Respiratory, solunum viral yükleri şeklinde düşünebilirsin ya da hastalığı gibi düşünebilirsin. Load normalde yüktür. Solunum virüs yükleri üzerinde hidroksiklorinin rolünü değerlendirdik diye. Evaluate ettik diye. Assess, unutmayalım. Assess, value da değerlendirmek anlamlarında kullanılabilir. Appraise, değerlendirmek olarak gördüğümüz kelimeler. Evet, solunum, respiratory, solunum anlamlarında respiratör, aspiratör, respiratör. Oradan aklınıza kalsın. Bundan bahsediliyor.
Hastalar ve metotlar. Evet, bakalım neymiş hastalar? Şuradan aldık. Fransız doğrulanmış, yani Covid-19 olduğu, Covid-19 olduğu doğrulanmış Fransız hastalar. Hemen Mart'ın başlarından hangi tarih olduğunu net bir şekilde vermemiş. Mart'ın başlarından Mart'ın 16'sına kadar from to kalıbı kullanılmışlar bir yerden bir yere. Mart'ın başlarından Mart'ın 19'una kadar in a single arm protocol. Yani hocam bu yine işte non-randomized mantığında. Non-randomized. Randomize edilmemiş. Herkese ilacı vermiş göndermişler anlamlarında. Yani tek kontrol grubu olmayan, hani tek grup olarak, tek grup olarak bir protokole dahil edilmiş hastalar, included edilmiş, dahil edilmiş ve onlara ne verilmiş hocam? Hemen bir hastanede günlük bir şekilde test ettikleri neyi test edilmiş? Şuradan pardon, özneyi alalım önce. Şuradan alalım. Günlük olarak hidroksiklorin 600 gram hidroksiklorini almışlar ve onların viral yükleri şu nasolengi artık swab bezlerinde, ya bu solunum bezleridir muhtemelen. Solunum bezleri, swab bez paçavra anlamlarında kullanabilir, swab bez paçavra unutmayın. Hastanede bunlar günlük olarak test edilmiş. 600 mg'ı vermişler ve günlük olarak bunları test etmişler. Depending on their clinic presentation, onların klinik durumlarına bağlı olarak, bakın bağlı olarak, depending on bağlı olarak, işte azitromisin tedaviye eklendi. Ve ne almışlar burada? Untreated patient from another center. Hocam diğer merkezlerden tedavi edilmemiş hastalar ve protokolü reddeden vakalar negatif kontrol grubu olarak dahil edildi. Yani yukarısını pozitif kontrol grubu almışlar. Tedaviye katılmayanları ve diğer hastaları da negatif olarak almışlar. Çünkü onlara böyle bir tedavi uygulanmadığından bahsetmeye çalışıyor. Tamam. Varlığı ya da yokluğu, virüsün varlığı ya da yokluğu. Hangi? 6. gün. Neyden sonrasında 6. gün? Post-inclusion. Hocam inclusion, include'den gelecek. Include'den gelecek. Include içermek anlamında, dahil etmek anlamında ya. Inclusion, vücuda dışarıdan dahil olan yabancı madde anlamlarında kullanılır. Yani burada ilaç diyemiyorlar buna. İlaç diyemiyorlar çünkü ilaç olursa onaylanmış olması lazım. O yüzden inclusion'ı yabancı madde olarak alıyorlar. Yani yabancı madde sonrasındaki 6 gün sonrasında virüsün varlığı ya da yokluğu ne yapmışlar? End point, sonuç olarak düşünüldü. Yani virüs varsa başarılı, virüs yoksa, yani ortadan kaldırıldıysa başarılı, virüs varsa başarısız anlamında kullanacağız. Absence'ın yokluk olduğunu, like short, ya bunlar eksiklik anlamında ama olsun. Inadequate vardı, insufficient vardı, hatırlayın diye veriyorum. Insufficient, yetersiz anlamların şey, eksik, noksan anlamlarında kullandığımız şeyde. Presence'da existence, var olmak. Hani being gibi. Being, existence, ng diye olacak. Existence, presence ve being, var olmak. Geldiğimiz zaman sonuçlara. Six patients, 6 tane hasta asymptomatic, symptomatic. Hocam semptom, semptom gösteren anlamlarında. Asymptom dediğim zaman belirsiz. Yani herhangi bir semptomu göstermemiş. Tedaviye cevap vermemiş diyoruz biz buna. Tamam. 6 hasta tedaviye cevap vermemiş. 22 hasta da üst solunum yolları enfeksiyon semptomları göstermiş. Ve 8 hasta da alt solunum yolları enfeksiyon semptomları göstermiş. Yani ilacın yan etkileri muhtemelen bu. Devam ediyoruz. 20 cases, 20 vaka. Bu çalışmadaki 20 vaka tedavi edildi. Güzel. 20 tane insan bu verilen ilaç sayesinde tedavi edilmiş. Show a significant reduction of the viral carriage. Hemen gidiyoruz. Kontrollere kıyasla. Yani 6. gün bu madde veriminden, yabancı madde alımından 6. gününde hemen ne diyeceğiz? Virüsü taşıyanların işte önemli ölçüdeki azalmasını gösterdi diyeceğiz. Significant reduction. Önemli ölçüde reduce yapmış, azalmış. Hani bunu ne diye alabiliriz? Diminish olarak alabilirsiniz. Reduce olarak alabilirsiniz. Plunge, batmak anlamlarında. Plummet, shrink, azalmak anlamlarında kullanılan kelime. Shrink'in aynı zamanda deli anlamı da vardı. Deli doktoru gibi. Diminish, reduce, plunge. Decrease, onları da alabiliriz. Detract from, azalmak anlamlarındaki kullandığımız kelimeydi. Önemli ölçüde significant, zaten bizim olmazsa olmazımız kelimemizde significant. Crucial, critical, essential,
vital, important gibi kelimelerimiz de önemliydi. Important. Onları da unutmayalım. Evet. Ve devam ediyoruz. A much lower average carrying duration. Yani taşıyıcılık süresi. Yani mikrobu, virüsü taşıyıcılık süresini çok daha azmış. Hemen neyden çok daha azmış? Literatürdeki tedavi edilmemiş hastaların raporladığından çok daha az bir taşıyıcılık duration'ı, carrying duration, taşıyıcılık süresi yaşamışlar. Ve azitromycin added hydroxychloroquine buna eklendiğinde, bakın, which is, kısaltma var burada bir tane, bakın, azitromycin which was added dediğimiz zaman, yani hydroxychloroquine'e eklenen azitromycin diye çevireceksiniz buraya. Sondan geleceksiniz. Hydroxychloroquine'e eklenen azitromycin ne yapmışlar? Virüsün yok olması için önemli ölçüde çok daha etkiliydi diyeceğiz burada. Elimination, eliminate'den gelecek. Yok etmekten gelecek. Eliminate, remove, terminate, yok etmek, ortadan kaldırmak. Terminate. İşte get rid of, kurtulmak anlamlarında. Get rid of, yok etmek, remove, eliminate şeklinde stop olarak da düşünebilirsiniz. Yok etmek anlamlarında durdurmak. Çok daha etkiliydi. Efficient. Devam ediyoruz. Conclusion partına geçelim. Conclusion'da ne demiş? Despite its small sample size, our survey shows that, bakın burada virgül kullansa daha güzel olacakmış. Onun küçük örneklem ebatına rağmen, small sample size, küçük örneklem ebatına rağmen, bizim çalışmamız gösterdi ki Hydroxychloroquine tedavisi, hemen bakalım, COVID-19 hastalarında yok olma ve, hocam bu virüs yükü, virüs hastalığı diye de bunu söyleyebilirsiniz, virüs hastalığında azalma ve yok olmayla önemli ya da anlamlı bir şekilde ilişkiliydi. Associated with, önemli ölçüde anlamlı bir şekilde ilişkilidir. And its effect, onun etkisi, azitromycin tarafından pekiştirilir, güçlendirilir şeklinde bir conclusion çıkartmışlar. Burada association'ı unutmayalım. Associate with, ilişkili olmak anlamlarında kullandığımız. Consort with, deal with, have to do with. İlişkili olmak anlamlarındaki kullandığımız. Associate with, consort with, concern with. İlişkili olmak anlamlarında. Concern with. İlişkili olmak anlamlarında. Reinforce ise pekiştirmektir. Fortify şeklinde kullanabiliriz. Fortify, reinforce, pekiştirmek. Straighten, pekiştirmek, güçlendirmek anlamlarında kullandığımız. Straighten, reinforce ve fortify, güçlendirmek, pekiştirmek anlamlarında kullandığımız kelime. Reinforce. Evet. Gördüğünüz gibi burada 20 kişiyi bu tedaviyle hayata döndürmüşler ya da hastalığı azalmasını ya da yok olmasını sağlamışlar. Şuradaki introduction'ı anlatmamıza gerek yok. İşte nereden çıktığı vesaire gibi durumlar var. Bunları zaten biliyoruz ki bunların hepsini çevirecek olursak 8-9 tane video çekmemiz lazım. Şurası birazcık güzel. Kurgulama. Evet. Çalışmanın popülasyonu, yani örneklemi ve metotları demiş. Bu devam eden çalışma, bu üniversite Marsilya'daki, Fransa Marsilya'daki bir hastane tarafından koordine edilmiş. Hastalar, hangi hastalar? Bakın, WHO ile geldiğine göre iki tane yüklem kalıbımız vardı. Şurasında ana yüklemimiz, burası da özlemimiz olacak. Hydroxychloroquine ile tedavi önerilen hastalar ne yapılmış? Marsilya merkezinde yürütülmüş ve recruit edilmiş hocam. Recruit'in anlamları, bir tanesi işe almak anlamlarında, biliyoruz bunu. Recruit, employ anlamlarında kullanılıyor. Hire, işe almak anlamlarında kullanılıyor. Ama recruit'i biz askere almak olarak da biliyoruz. Aslında burada bir yere toplamak anlamlarında, bir nevi gather yapmak, accumulate yapma anlamı var. Toplamak, almak şeklinde kullanılabiliyor. O yüzden buradaki hastanede ne yapmışlar? Bunları kabul etmişler olarak düşünebilirsiniz. Recruit'in de bilinmeyen bir anlamı daha var aslında. Recruit, improve ile beraber iyileşmek anlamlarında var. Eski sağlığına geri dönmek anlamlarında. Better şeklinde. Improve, recruit ve better, eski sağlığına dönmek, iyileşmek anlamlarında kullanılabilmekte. Buna dikkat edin. Ve kontroller. Hemen işte hydroxychloroquine tedavisi olmayan kontroller. İşte Marsilya, işte Güney Fransa'da lokasyon olan, yerleşmiş olan,
şu bölgelerde regrid edilmiştir, toplanılmıştır, kabul edilmiştir şeklinde düşünebiliriz. Hastalara baktığımız zaman hastanelenmiş hastalar diyeceksiniz. Aslında hastaneye yatırılmış anlamında, admitted, kabul edilmiş anlamlarında, admitted, kabul edilmiş hastalar, COVID-19'in doğruluğu kabul edilmiş, hastaneye yatırılmış hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Eğer they fulfill, yani bu ikisini tamamlarsalar, neymiş bu ikisini tamamlamak bakalım. The primary criteria. Bu iki kriteri temel, ana, primary anlamında essential, fundamental, sonrasında başka ne alabiliriz? Main'i alabiliriz. Essential, shift alabiliriz. Ana kriteri fulfill, tamamlamak, başarmak anlamlarında kullanabiliyoruz biz burayı. Complete yapmak, achieve yapmak anlamlarında kullanılabiliyor. Başarırsa. O da neymiş? Aging 12 years older. Yani 12 yaştan daha büyük olacak. Ve PRC documented SARS bilmem ne taşıyıcılığı olacak hocam. Tamam, yani bu PRC dedi Çin'dir muhtemelen. Hemen şöyle örneği alalım. Whatever their clinic status. Onların klinik statüleri ne olursa olsun kabul edilmesinde, yani şöyle kabul edilmesinde, klinik statülerinden mantıken şöyle bir yola çıkılıyor. Yani hastalığın ya da kliniğin, yani hastaneye yattığın belki birinci gündür, belki 20. gündür şeklinde, buradaki bahsedilen klinik statü bu. Yani onların tedavi süreci ne olursa olsun at the admission, admission hastane kabulü olarak kullanılır. Burada şu işte nazo bilmem ne örneğinin taşıyıcılığı dokümanta edildiyse, yani bunun taşıyıcı olarak raporlandıysa ve 12 yaşının üzerindeyse bu çalışmaya dahil edilmiş. Hastalar excluded yapılmış, dışlanmış, çıkartılmış. Onlar da neymiş? If they had known, biliniyorsa, ne biliniyorsa, bir alerji biliniyorsa. Hemen bakalım. Hocam klorik ya da hidroksiklorine bir alerjisi olduğu biliniyorsa hastalar were excluded yapılmış, çıkarıldı mantığında. Evet, gördüğünüz gibi burada işte biz hep şunu öğreniyoruz. İşte if'ler gelirse burada would kullanılır. Değil işte hocam, burada gördüğünüz gibi if'i burada bir varsayım olarak kullanılmadı. Yani bir test olarak kullanmışlar. Buna da çok dikkat edelim. Ya da had another known. Hocam contraindication, tedaviye cevap vermemek anlamında kullanılır. İşte neymiş bunlar? Şuradan alacağız. Hocam şu QT uzatılması neyse, ya da işte geez, işte bilmem ne noksanlığı, deficiency, noksanlık, eksiklik, şu prolongation, uzatma anlamında kullanılır. Bunlar işte retina ile alakalı bir şey artık. Bunlarla ilgili ilaç çalışmalarıyla bir tedaviye cevap vermeye, contraindication, yani tedaviye cevap vermeyecek bir durumda olduğu biliniyorsa ne yapılmış? Yine hastalar excluded yapılmış, dışlanmış, çıkartılmış. Ayrıca breastfeeding, yani emziren ya da hamile hastalar, emziren ya da hamile hastalar were excluded, dışlanmış. Based on the year declaration and pregnancy test results, when istendiği vakit hamilelik test sonucu ve onların deklarasyonlarına, yani itiraflarına bağlı olarak onlar da excluded yapılmış hocam, dışlanmış. Bu şekilde bir hasta grupları varmış. Bilgi ve yani de izin diyelim buna, consent, izin almak anlamında. Before being included in the study, çalışmaya dahil edilmeden önce, gördüğünüz gibi bakın burada bir pasif olarak gerund kullanılmış. Kimler çalışmaya dahil edilmeden önce? Hastalar. Gördüğünüz gibi bir reduction, gerund reduction var ve pasif şeklinde kullanılmış. Bağlacın arkasındaki gelen being'lere dikkat edeceksiniz diye DSE gibi sınavlarda. Being verb 3, pasif diyeceksiniz. Nereden sonra gelir? Bağlaçlardan sonrasında kullanımı yaygındır. Çalışmalara dahil edilmeden önce hastalar, hemen meeting inclusion criteria, hemen ne yapmışlar? İşte bu ilaç verme kriteryasını toplantısında toplanan hastalar, yani kriteri için toplanan hastalar, hemen gidelim, çalışmaya katılmak için onların rızasını vermek zorundaydılar. Give their consent, rızalarını. Written informed signed consent, yani yazılı bir şekilde bilgilendirilmiş imzalı rızalar, onaylar. Was obtained from adult participants, yani yetişkin olanlardan, yani 18 yaşın üzerindeki adultlardan obtain yapılmış, elde edilmiş. Obtain, attain. Attain anlamlarında, get anlamlarında, almak, acquire
almak, elde etmek anlamlarına, ele geçirmek, istimlak etmek anlamlarına NX gibi de düşünebilirsiniz. Alınmış. Or from parents or legal guardians for minors. Yani 18 yaş altı minörlerden de yasal koruyuculara, legal guardians, yani biz bunlara ne diyoruz? Koruyucu aile ya. Bizde koruyucu aileler. Yasal koruyucuları ve ailelerinden izin alınmış. Bir bilgi dokümantasyonu. That, hemen gelelim. That clearly indicates the risk and the benefits associated with the participation to the study. Bakın şuraya kadar sizin özneniz. Çünkü yükleminiz burada. Çalışmaya katılmakla ilişkili. Yine associated with. Katılmakla ilişkili. Fayda ve riskleri gösteren, açık bir şekildeki gösteren bilgilendirme dokümanı her hastaya verildi. Hastalar, patient receive information about their clinic status during the care regardless of whether they participate in the study or not. Evet, onlar çalışmaya katılsınlar ya da katılmasınlar. O zaman ne diyeceğiz? Onlar çalışmaya katılsınlar ya da katılmalarına ya da katılmamalarına bakılmaksızın diyeceksiniz. Katılmalarına ya da katılmamalarına bakılmaksızın. Yani burada whether, bakın regardless of whether kullanımı görüyoruz. Regardless of whether, onların çalışmaya katılmaları ya da katılmamalarına bakılmaksızın. Tamam. Hastalar ne yapmışlar? Onların klinik durumları during ilgileri boyunca, artık tedavi boyunca da diye düşünebilirsiniz. Tedavi boyunca klinik durumları hakkında bilgi aldılar. Hastalar çalışmaya katılsınlar ya da katılmalarına ya da katılmamalarına bakılmaksızın tedavi boyunca klinik durumları hakkında bilgi aldılar şeklinde alacağız. Tamam. Regarding the patient's identification, yani hastanın kimliklerine göre, and study number, bir çalışma numarası, hemen ne yapmış? Dahil olan hastalar sıralı bir şekilde atamak, appoint gibi işaretlemek anlamlarını düşünebilirsiniz. According to the range of the patients, evet. Şöyle alacağız. Hasta numaralarının, hemen neymiş? Bir çalışma merkezinde tahsil edilen hasta numaralarının menziline sırasına göre, range, sırasına göre, to the range, sıra, menzil anlamlarını kullanılabilir. Hasta numaraları, hangi hasta numaralı? Her çalışma merkezinde allocate, tahsil edilen, paylaştıran, verilen anlamlarında kullanılmış. Buna göre verilmiş, atanmış diyelim artık. The study, çalışma. Hemen geliyoruz şurada. İşte iyi klinik uygulaması, işte Helsinki deklarasyonu ya da uygulanabilir standart yönetim prosedürlerinin rehberliğinde insan kullanımı için işte konsey bilmem ne, harmonization of technical requirement, işte teknik gereksinim bilmem, uluslararası konsey ile uygun, according with, hocam şu arkadaşların çıkardığı rehbere uygun diyeceksin. Aslında bunu in accordance with guidelines olarak alacağız ama şurası Türkiye'nin guideline'ı da olabilirdi. İngiltere'nin guideline'ı da olabilirdi. İşte Birleşmiş Milletler'in, işte ne bileyim WHO'nun vesairenin guideline'ına göre diyeceksiniz. In accordance with guideline. Şu guideline'a göre conducted edilmiş hocam. Gerçekleştirilmiş diyeceğiz. Ve protokol, ekler ve diğer ilişkili dokümanlar Fransız bilmem ne ilaç ajansına şu numarayla submitted edilmiş. Teslim edilmiş anlamında hocam. Give anlamında. Give. Submit. Teslim etmek anlamlarında. Vermek anlamlarında. Yield da olabilir burada. Vermek anlamlarında. Capitulate. Capitulate. Boyun eğmek anlamlarında kullanılabilir. Aynı zamanda capitulate faydalanmak anlamında da kullanılabilir. Unutmayın. Benefit. Faydalanmak anlamında var. Bir şeyden faydalanmak. Capitulate. Ve Fransız Etik Komitesi buna verilmiş. Onlar da for review yapmışlar. Review için ve 5. ve 6. şeyleri Mart'ta onaylamışlar. Respectively hocam, sırasıyla. Demek ki sırasıyla dedikleri ne olacak? Evet, 5'ini de şuraya vermiş olacaklar herhalde. 5'ini de buraya onaylamışlar ve 6'sını da burada onaylamışlar. Bakın 2 tane şey var. Bakın 2 tane örgüt var diyeyim artık. Birinci örgüt approve. Fifth March. 5 Mart'ta birinci örgüt, 6 Mart'ta da ikinci örgüt ne yapmış? Approve, doğrulamış, onaylamış. Respectively gelmesinin mantığı işte tamamen bu. 5'i birinciye götüreceksin, 6'yı ikinciye götüreceksin. Respectively saygılı bir şekilde değil, sırasıyla anlamında kullanacak. This trial, bu deney,
işte bilmem ne numarasıyla registered, kayıt altına alınmış şeklinde verilmiş. Ve burada basit kayıtlar ve benzeri gibi detaylar var. Uzadıkça uzayacak. Hastaların sınıflandırılması, dozajlar, kültür var. Sonuca bakalım. İşte bu ENDAP temel bir sonuç. Virüsel temizleme 6 günlük bir şekilde, bakın post, şuna dikkat edin. 6 günlük bir ilaç verme sürecinde clearance, temizlik anlamlarında kullanılır. Virüsün temizlendi. A second outcome, ikinci sonuç, were virological clearance over time during. Çalışma süreci boyunca fazla zamanda virüsel bir temizlemeydi. Ve klinik izleme nelermiş? Vücut sıcaklığı, solunum oranları, işte ölüm ya da hastanedeki kalma süresi, bunlardan bahsediliyor. Ve occurrence, side effect'lerin meydana, yan etkilerin meydana gelmesi şeklinde sonuçları varmış. Bir yerde okumuştum sanki bir kişi ölmüştü. Şurası mıydı galiba? Şuraya da bakabiliriz. We enroll 42 hastadan 36 tanesini kaydettirdik anlamında. Bakın bu out of kullanımına dikkat edin. 42 üzerinden 36. 42 hastanın 36 tanesini kaydettirmişler. Onlar neymiş? Patient meeting. Şu kriterya, yani ilaç kriterya toplantısında 42 hastadan 30 tanesini bu çalışmada kaydetmişler. Enroll yapmışlar. Ve that had at least en azından hemen güncel analizin zamanı olarak 6 günlük bir izleme, follow up, izleme diye alacağız bunu, hasta izlemeye dahil olan çalışmada 36 kişi kayıtlı olmuş. 26 tane hasta hidroksiklorin aldı ve 16 tanesi de kontrol grubuydu. Yani ne yapmış o zaman? 26, 42 yapar. Tamam, çıkanları da kontrol grubu olarak saymışlar. 32, 42 doğru. 6 hidroksiklorin tedavisi hastası were lost in the following during çalışma boyunca izlenimde 6 hasta kayboldu. Kayboldu derken öldü mü ya? Because of the tedavinin erken kesilmesinden dolayı çalışma boyunca follow up izlenimde kayboldu. Acaba öldü anlamında mı kullandılar bunu? Bence ölmüştür. The reasons as follows. Nedenler şunlardır. Sebepleri takip ediyorlarmış. 3 patients. 3 patients intensive care unit, yani yoğun bakıma 6 tanesi transfer edilmiş. 3 tanesi yoğun bakıma transfer edilmiş. Including one transfer on Tuesday. Şöyle alacakmışız. Including one transferred on day 2. İkinci günde transfer edilen, yani bu ilaç verilmesinden ikinci gününe transfer edilen varmış ve o da neymiş? Pozitif. Birinci gününde pozitif olan kişi ikinci gününde transfer edilmiş. Ve üçüncü gününde transfer edilmiş. Birinci ve ikinci gününde pozitif çıkan birisi de üçüncü gününde transfer edilmiş. Ve birisi de ne yapmış? Dördüncü günde pozitif olan, birinci ve üçüncü günde pozitif olan kişi dördüncü günde de transfer edilmiş. One patient died on day 3. Üçüncü günde bir hasta ölmüş. O da negatif on. İkinci gününde negatif olan. Allah Allah. İkinci gününde bu PCR'si negatif olan tedavi sonrasında öldü diyor. The patient decided to leave. Bir hasta bu ilaçlamanın 3. gününde hastaneyi terk etmeye karar verdi. Decided to leave and was, o da 1. ve 2. günlerinde PCR negatifti. Finally, son olarak one patient stopped the treatment. Bir hasta şu iğrenmeden dolayı tedaviyi durdurdu ve o da 1., 2., 3. günlerinde pozitifmiş. The result presented here. Burada verilen sonuçlar. Böylelikle buradaki verilen sonuçlar. Dose of 36. 36 kişi üzerinden verilmektedir. 20 tanesine hidroksiklorin tedavisi uygulanmış ve 16 tanesi de kontrol grubu olarak söylenmiş. None of the control patients. Kontrol grubunun hiçbiri İzlenimde kaybolmamış ve onların temel şeyleri veriliyor herhalde. Erkek yaş şeyleri, onlar çok da bizim için detaylı bir şey değil. Dozajları vermişler. Kültürler var ve tartışma var. Etik nedenler için ve because our first, ilk sonucumuz olduğu için tıbbi birliği, tıbbi toplumu, kamuyu
bizim bulgularımızla paylaşmaya karar verdiğimiz kanıt ve önemdir. Yani bu sonuçlar çok önemlidir ve evident açık ha pardon açıktır. Önemli ve açıktır. Tamam. Açık olduğu için şöyle söyleyeceğiz. Bakın şurada. The ethical reason. Etik nedenler ve ilk sonuçlar olduğu için. Ne ilk sonuçlar olduğu için? Açık ve önemli olduğu için. İlk sonuçlar açık ve önemli olduğu için. Tıp toplumuyla paylaşmak ya karar verdik. Given the urgent needs, acil ihtiyaçlardan dolayı, acil ihtiyaçlara göre diye düşünebilirsiniz. Etkili bir ilaç. Neye göreymiş o da? Güncel pandemik maddesi artık neyse bunda. SARS-CoV-2'ye karşı bir etkili ilaç ihtiyacına göre, buradaki given'ı bu şekilde alacaksınız. Buna göre biz bunu paylaşmaya karar verdik diyeceğiz. We show here, burada gösterdik ki hidroksiklorin hemen şu bilmem ne hastalarda 6 gün sadece 6 günde şu bilmem ne hastaların temizlenmesinde etkilidir. Ve çoğu hastalarda. Bir önemli fark observe between hidroksiklorin treated patients hidroksiklorin tedavisi gören hastalar arasındaki gözlemlenen bir de neyle arasında pardon ilacın yapıldığı 3. günde başlayan kontrol grubuyla bunların arasındaki bir fark görülmüş. Bu sonuçlar neymiş? A great importance. Büyük bir öneme sahiptir. Bakın buradaki of'u sahibi olarak alacağız. Büyük bir öneme sahiptir. Because the recent paper son makalemiz gösterdi ki hemen bakalım. Even en uzun süre olan 37 gün bile işte Çin'de 20 gün olan bundan acı çeken hastalarda yayıldı. Yayılma süresi viral enfeksiyonun yayılmasının süresi anlamına gelmektedir. Mean the duration anlamına geliyormuş. Neyin? Shed yayılmak anlamında düşünün. Bakın yayılmak shedding. Yani virüsün yayılması anlamlarında shed spread anlamında düşünün. İşte şu COVID-19'dan muzdarip olan hastalarda virüs yayılmasındaki süre anlamına gelmekteymiş. Süre açısından ya da süreyi anlamlı hale getiriyormuş. Bu şekilde düşünebiliriz. Ve burada ne diyormuş? 37 günlük bir süre, duration varmış. Son zamanlarda Çinli bir takım publish the result of the study demonstrating gösteren hocam klorigin ve hidroksiklorinin SARS'ı bilmem neyi engellediğini gösteren bir çalışma şeyinde yayınlamışlar. Tamam. Found to be more potent. Daha güçlü olduğu yani klorinden daha more potent. Potent da burada strong anlamında, güçlü anlamında kullanmışlar. Daha güçlü olduğunu göstermekteymiş. Bu vitrodaki sonuçlar, vitro şuradaki şey sonuçları, Çinlilerin yaptığı sonuçlar. Bu sonuçlar bizim klinik sonuçlarımızı corroborate hocam. Corroborate doğrulamak, onaylamak anlamlarında kullanılır. Borate, approve, sanction anlamında kullandığımız doğrulamak, endorse, endorse, doğrulamak, verify, ratify, confirm. Doğrulamak anlamlarında certify yakın anlam olarak kullanabiliriz. Doğrulamak anlamlarındaki kullandığımız kelimeler klinik sonuçlarımızı doğrulamaktadır. The target value, hedef değerleri indicated işte paper'ımızda makaledeki gösterilen değerler bizim deneylerimizdeki ulaştı. Değerlere ulaştık şeklinde. The safer dose depended of the toxicity. İnsanlardaki hidroksiklorin toksik profilinin güvenli bir dozuna bağlı olarak ve hidroklorine bağlıydı. Bunlara bağlı olarak ne yapıyormuş? Allow using clinical dose. İşte vitro'da gözlemlenenden daha üzerindeki hidroksiklorin dozlarını kullanmasına izin veren klorinin kıyasla şeklinde alacağız. Devam. Bizim preliminary yani önemli bir sonucumuz, temel bir sonucumuz also suggests synergistic effect of the combination. Hidroklorikl ve azitromisinin sinerjik bir kombinasyonunu yani sinerjik kombinasyonun sinerjik bir etkisini göstermektedir. Şöyle alalım. Kombinasyonun sinerjik bir etkisini de göstermektedir ve azitromisin has been shown to be active. İşte şu Zika ve Ebola virüsüne karşı aktif olduğu da gösterilmektedir. Has been shown yine pasivlerden sonra bir infinitif kullanımı gördük. Ve prevent the severe hemen alalım.
Şiddetli solunum yolları, bakın şiddetli solunum yolları enfeksiyonunu önlediği ve Ebola veya da Zika virüsüne karşı aktif olduğu gösterilmekteymiş. When administered to the patients, viral enfeksiyondan acı çeken hastalarda yönetildiği zaman, yürütüldüğü zaman anlamlarında, these finding, bu bulgular should be furthered, ilerletilmeli, geliştirilmeli. Explore to know whether the combination, kombinasyonun şiddetli vakalarda özellikle etkili olup olamayacağını bilmek amacıyla keşfedilmeli anlamında. Further explored, keşfedilmiştir. Bakayım, these findings that should be further. Şöyle alacağız. That should be further mantığında kullanacağız. İlerletilmesi gereken bu bulgular diye çevireceksiniz. Burayı özne olarak alacaksınız. Şiddetli vakalarda özellikle çok daha etkili olup olabilmediğini öğrenmek için keşfetti şeklinde alacağız. Devamı hala devam ediyor. Çok fazla bilgi var. Bence bunu burada bitirelim. Spekülasyonlar vesaireler gibi şeyler var. Yazar kendisini bayağı kanıtlamaya çalışmış. Hidroksiklorin ve azitromisin kullanımıyla ne yapmışlar? 20 üzerindeki koronavirüsüne yakalanmış hastaları tedavi etmişler. Tabii onların yan etkileri de göstermiş. Bunların doğrulanabilmesi için tabii ki daha ileri klinik deneylere de ihtiyaç var gibi görünmekte. En azından bir tedavisel bir yaklaşımı Çinliler ve Fransızlar burada bulmuşlar. O zaman biz de ne diyoruz? İnşallah yakın bir zamanda bu süreci hızlı ve kolay bir şekilde atlatırız diyoruz. Videomuzu burada sonlandıralım. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıcakla kalsın. Evde kalsın hocam. Evde kalsın. Evde kalsın. Evde kalın hocam. Evde kalın. Sağlıcakla kalın.